Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Pasifik Yayınları sayfa 170, 171, 172, 173'ü işleyeceğiz. Doğal çevreyi korurken sorumluluk alırım metni cevapları. Soru, çevrenizi gözlemlediğinizde genel olarak temiz buluyor musunuz? Nasıl bir çevrede yaşamak isterdiniz söyleyiniz. Cevap, çevremi gözlemlediğim zaman genel olarak temiz bulmuyorum. Çünkü çevremdeki çöplerin çoğu yerlerde insanlar ellerindeki çöpleri, yedikleri yiyeceklerin ambalajlarını veya kullanmadıkları eşyaları gelişigüzel yerlere atmaktadırlar. Ayrıca bozulmuş kaldırımlar, altyapısı tamamlanmamış yollar, atık suların akarsuya oradan da denizlere karışması çevremin sağlıksız bir şekilde olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çevremde yeşil olan yok denecek kadar az bulunmaktadır. Yaşamak istediğim çevre çöplerin yerlerde olmadığı, insanların atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüm bilinci oldukları bir toplum oluşmuş şekilde kaldırımlarının temiz yollarının düzenle insanların yürüyüş ve kullanabilecekleri yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu, yeşil alanların bol olduğu, atık sularının temizleme tesislerinden geçirerek su ve denizde temiz su olarak verilmesi sağlayan yeşil doğaya uyumlu bir yerde yaşamak isterdim. Soru, aşağıda çevreyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. İnceleyiniz. Cevap. Soru, doğal çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanımını anlatan Çevremi Koruyorum akrostiş çalışmasını yapınız. Cevap, çevremi koruyorum. Çevrenizi koruyun çocuklar, etrafımızı temiz tutun. Varsa yerde bir parça çöp alın, renklensin çevremizde. Ekelim bahçemizde çiçekler, masmavi olsun gökyüzümüz. İyi davranalım sokak hayvanlarına, zarar gelmesin dünyamıza. Soru, kaynaklarım, hava, toprak, su, doğru kullanımı ile ilgili neler yapılabileceğinizi söyleyiniz. Cevap, kaynaklar dünya üzerinde sonsuz değildir. Mutlaka sonunda tükenecektir. İnsanlar kaynakları yok etmemek için tasarruflu kullanmayı öğrenmesi gerekir. Bunun için de tüm insanlık el ele vererek bu kaynakların tükenmemesi için çaba harcamalıdır. Maddeler halinde şu su kaynağının tükenmemesi için. 1. Evimizde gereksiz akan muslukları kapatılması. 2. Daha az suyla daha hızlı temizlik yapılması. 3. Boşa akan akarsuların barajlarda tutularak depolanması. 4. Atık sularının akarsular ve denizlere karışmasını engellemek. Maddeler halinde hava kaynağının tükenmemesi için. 1. Hava kirliliğini engellemek için fabrika bacalarından çıkan zehirli atıkların filtre eklenerek salınım yapılması. 2. Yeşilin doğanın korunarak ekosistemin korunması, oksijen-azot döngüsünün tam sağlanması. 3. Şehirlerde yeşil alan oluşturulması. 4. Orman yangınlarına karşı etkili mücadele. 5. Toplu taşıma taşıtlarına insanları yönlendirmek, trafikte daha az aracın çıkması ile daha az egzoz gazının salınımını sağlama. 6. Çevreye ve havaya dost elektrikli araçların kullanımını sağlamak. Maddeler halinde toprak kaynağının tüketilmemesi için. 1. Kimyasal tarımın önüne geçerek toprağın kirlenmesini engellemek. 2. Yanlış tarımdan uzak durarak anız yangınlarının önüne geçmek. 3. Büyük ağaçların da ormanların olduğu yerlerde kesimin azaltılması sağlayarak erozyon ve toprak kaymalarının önüne geçmek. 4. Yanlış yerleştirmeye engel olarak verimli toprakların yerleşimi açılmasına engel olmak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.